Zeytin katliamı yönetmeliği kadar dikkat çekmese de 13 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı da Denizli'deki tarım alanlarının katledilmesinin önünü açan bir karardır. 14 Ocak 2022'de resmi gazetede yayınlanan 5103 sayılı karara göre Denizli'mizin Tavas ilçesinin Avdan mahallesinde linyit işletme ruhsatı sahalarda maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar acilen kamulaştırılacaktır. Tavas birinci derece tarım arazilerine sahip olan bir ovadır. Bu bereketli topraklarda ne ekerseniz yetişir. Toprağa düşen her tohum kendiliğinden filiz verir. Ancak iktidar Tavas'ın bereketli topraklarının tarım alanında dışında kullanılmasına yemin etmiş olacak ki madencilik alanındaki bütün projelerini bu bölgede gerçekleştirmek istemektedir. 2016 yılında bu bölgede termik santral yapımı gündeme gelmişti. Bu proje iptal edildi. 2021 yılında tekrar termik santral ve açık kömür işletmesi için ÇED süreci başlatıldı. Kamuoyundan yoğun tepki gelince bu projede ÇED raporu iptal edildi. Ve bölge halkı bu müjdeli haberin şokunu daha alışamadan Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi. 13 Ocak'ta 3.764.000 metrekare alanda kömür ocağı kurulması için acele kamulaştırma kararı çıkardı. Ve bu sahada da ne yazık ki zeytinliklerimiz var. Tavas'ta termik santral kurulması nasıl engellenmişti biliyor musunuz? Belediye meclisinde yer alan iktidar ve muhalefet partili üyelerin ortak kararıyla, ortak itirazıyla. Hatta Sayın Cahit Özkan burada termik santralin ÇED süreci iptal edildiğinde müjdeli haberi kendisi verebilmek için bir basın toplantısı düzenlemişti. Sayın Cahit Özkan'a o basın toplantılarında ne konuştuğunu hatırlatalım. Orada yapılacak bir santralin bölgeye faydası olmayacağı gibi fazlasıyla zarar vereceği konusunda birleştik. Denizli milletvekillerimiz ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte uzun süredir bu konu üzerine çalışıyorduk. Biz başından beri bu konuyu takip ediyorduk. Tüm arkadaşlarımızla birlikte orada bir santral yapılmasına karşıyız. Şimdi buradan sormak istiyorum. Ne değişti? Konuyu takibi mi bıraktınız yoksa? Her şeye cevap veriyordunuz ya. Size sataştım. Kendisi gelsin buyurun cevap versin. Orada açılacak termik santral bölgeye zarar verecekti de kömür ocağı bölgeye zarar vermeyecek mi? O zaman enerji ihtiyacının olduğunu unuttunuz mu yoksa? Konuşmamın başında dile getirdiğim gibi Cumhurbaşkanı karar verdikten sonra sözün üstüne söz söylenmiyor. Ne zeytinlik kalıyor ne tarım arazisi ama biz hala Tavaslı hemşerilerimize verdiğimiz sözün arkasında. Tavaslı köylü vatandaşlarımız vasıtasıyla yürütmenin durdurulması için dava açtık. Buradan bir kere daha sesleniyorum. Bu ülkenin tarım arazilerine dokunmayın. Bu ülkenin zeytinine dokunmayın. Bu ülkenin tek bir ağacına dahi dokunmayın. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.